Çok güzel bir soru var. Huri'ye sormuş mesela. İkinci kez mezuna kalıp odyoloji kazanmak mı? Ön lisans odyometri okuyup DGS ile odyolojiye geçmek mi? Dikey geçiş sınavıyla geçebiliyor mu odyometri okuyanlar? Evet, dikey geçiş sınavıyla geçebiliyor. Şöyle öğrenci gözüyle bakınca DGS ile geçmek daha mantıklı. Çünkü orada kendi mezunlarıyla yarışıyor. Üniversite sınavındaysa herkesle yarışıyor. Çünkü DGS sınavının öyle bir özelliği var. Odyometri teknik elinden mezunsanız onlarla yarışıyorsunuz. Sonuçta çok daha az insan oluyor. Alacağınız puan üniversitenin genel sınavı kadar olmak zorunda değil. Öğrenci gözüyle bakınca ben DGS'ye geçişin daha mı kolay? Mantıklı bir soru daha. Odyometriye mi daha çok ihtiyaç var, odyoloğa mı? Türkiye'nin gidişatı odyoloğa doğrudur. Öyle mi? Evet. Yani lisans okumak daha çünkü fazla tabii, iş bulma anlamında da daha fazla. Onu havada bırakmayayım ben. Çünküsü şöyle, odyoloji, odyologlar yeni yeni artık oluştuğu için kendi mesleki haklarını talep etmeye başladılar. Ve bu yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'nın, ben kendim de görüştüğüm için biliyorum, bir şekilde düzenlemelere gitmek zorunda kalacaklar. Bu zaten haklarıdır. Çünkü hiçbir, şimdi inşaat mühendisiyle inşaat teknikeri aynı haklara sahip olamaz. Şu an aynı haklara mı sahip? Mesela işitme cihazı satış uygulama merkezinde mesul müdür odyometri teknikeri de olabiliyor, odyolog da olabiliyor. Halbuki işitme cihazı işi kanunen odyoloğun işi. Tamam. Yönetmelik düzenlendiği zaman bu sefer yalnız işin rengi değişiyor. Yani bu gidişat odyoloji, odyologluğa doğru bir dönüş olur. Olur. Hani arkadaşlar, sizin onu bilsinler. Sizin öngörünüz öyle. En azından.